Dinleyicimizin son bir suali vardı. Mesela dedi, 5 vakit namazını kılan, dinini bilen kızımız var dedi. Bunu verirken karşı taraf hani din düşmanı değil, dine ters de değil. Dini konuların hepsini kabul ediyor ama yani fiiliyat yok. Ya ben ileride kılarım falan. Yani böyleyken yine de kızımızı vermek uygun mu? Uygun değil efendim. Verildiyse ne yapalım? Verildiyse verilmiştir artık ama uygun değil. Vermeden önce bunu düşünmek gerekir. Bulmak zor. Şimdi ille de evlendirmek, yani evlenmek farzdır, vaciptir diye bir hüküm yok. Niye? Sen kızına Kur'an-ı Kerim öğretmişsin, 5 vakit namaz öğretmişsin, tesettürü öğretmişsin. Bunlarla aynı şekilde kızcağız amel ediyor. Ondan sonra götürüyorsun, bir eşkıyanın eline teslim ediyorsun. Mesela kızcağız gusül abdesti alacak. Yani gittiği adam fasık olduğu için ya sonra alırsın falan. Namaz vakti geldi. Namaz vakti geldi. O gecikir. Ondan sonra namazları kılarken yalnız kalır. Sonra bakarsın Ramazan-ı Şerif'te fasık olduğu için, namaz kılmadığı için oruç da tutmaz. Kızcağız tek başına sahura kalkar. Tek başına aynı şekilde iftar yapmaya kalkar. İftardan önce adam gelir, benim bir soframı hazırla. O orada lapur küpür yer, kızcağız bekler. Acayip bir şey olur ya. Sonra ne olur? Bir müddet dayanır değil mi? Ya kızcağız da aynı şekilde dinli iman gider, mürtet olur. Allah-u Teala korusun. Onun gibi ya da fasık olur. Veyahut da depresyona girer, sinir krizleri gider, onun sonra kızcağız hasta olur. Ne oldu? Evlendirdiğinde ne oldu? Böyle fasık bir adamla evlendirdiğin zaman yarın çocuklar dünyaya gelecek. Kızcağız onları terbiye edecek. Hadi namaz kıl falan. Çocuklar büyüyecek. Aa, anne sen ne diyorsun ya? Babam kılmıyor ki. Babam kılmıyor ki. Nasıl kontrol edeceksin? Nasıl kontrol edeceksin? Dolayısıyla efendim namaz konusunda çok hassas mı davranmalı? Evet. Efendim evlenince kılar. Niye evlenmeden önce kılmıyor? Demek ki yok böyle bir şey. Niyeti yok yani. Yani namaz kılan mı aranmalı? Evet, namaz kılan aranmalı.